Merhabalar, bir Kale Bodrum'la Mimarlar Konuşuyor söyleşisine daha beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğum var, Ersen Gürsel. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız ve nihayet buluştuk. Son zamanlarda birkaç kez bir araya geldik, eyvah dedim. Gene böyle bir teklif gelecek. Üçüncüsünde dedim ki artık... Kaçacak yer kalmadı. Niye bunu söylüyorum? Çünkü hakikaten bu seri başladığından beri sürekli sizle konuşmam için talep geliyor. Herkes soruyor, merak ediyor. Ve zannediyorlar ki ben atlıyorum veya size ulaşamıyorum, bir şey oluyor falan. Halbuki böylece kendimi de temize çıkarmış olayım. Başından beri sürekli sizle bu söyleşiyi yapmaya çalışıyorum. Onun için hakikaten çok teşekkürler, vakit ayırdınız ve geldiniz. Çünkü siz olmadan bu seri eksik kalırdı. Ben öyle düşünüyorum. Ben biraz da şöyle göreyim. Yani bu, alışık değilim bu türlü konuşmalara. Konuşamıyorum da yani doğrusunu isterseniz. Ama zaman zaman... Doğru değil. Hı? Doğru değil. Sen zaman zaman zaten bana takılıyorsun. Bunları en son bir ara bir toplantıda beraberdik İzmir'de. Ya dedim ki hep bana Abdi takılıyor. Acaba dedim bana böyle bir şey mi anımsatıyor dedim. Seninle beraber bir yarışmada beraberdik biliyor musun? Benim teklifimle sen jüri başkanlığını oldun. Evet. Çünkü grubumuzun çok en gençliydim. Çok iyi hatırlıyorum. En gençliydim. Fakat esasında ben de niye diye sorduğum zaman bir genç çok farklı bir şey. Daha enerjik olması lazım jüri üyelerinin. Daha da düşünce olarak böyle mimarlık tasarımı veya şey üzerine böyle şeye bir kalıp içinde değil, her zaman gelen şeyleri, farklılıkları üzerine düşünebilecek bir şeyde, yaşta olması nedeniyle. Çünkü jüriler çok önemli bir şey. Çok doğru, çok doğru. Son zamanlarda değil, hep böyle karşılaşırız. Herkes kendisine benzeyen bir şeyin peşinde koşar. O hemen fark edilir zaten. O yarışmada da böyle bir şey çıktı. İyi ki vardın, toparladık. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Söylediğiniz çok önemli aslında. Tabii herkes sizi tanıyor ama şunu söyleyeyim. Siz güzel sanatlar mezunusunuz ve o dönem galiba yüksek mimar olarak mezun oluyor. Evet. O biraz bizim bugünkü yüksek mimar tanımından farklı değil mi? Direkt lisansı atlayıp yüksek mimar tabii, olarak. Tabii 5 yıllık eğitim. 5 yıllık alıyorsunuz ama sonrasında şehircilik kürsüsünde asistan olarak evet. Başlıyorsunuz. Belki o da biraz böyle sizin bugünkü formasyonunuz üzerine çok etkili oluyor. Benim düşüncem öyle çünkü hep siz büyük ölçekte kentsel düzenlemeler, bir bağlamsal yapı içinde şeyi projeyi ele alma gibi bir şeyiniz var. Yaptığınız projelerin çoğunda da aslında bir böyle şehircilikle, kentsel tasarımla mimarlık arasında bir süreklilik var. 69'da Mehmet Çubuk ve Nihat Güner'le değil mi bir evet. Şey kuruluyor ve bugünkü aslında şeyin EPA'nın şeyi EPA'nın başlangıç noktası gibi şey yapılabilir. Ve bir ödül geliyor Adana değil mi? İlk o birincilik ödülü. O daha da sonra. Şeyden daha sonra evet. Daha sonra. Onunla beraber 74 mü? Öyle bir şey. 70'li yılların başında. Ve bir miktar bu şehircilik alanına kayıyor. Biraz bu şeyden bahsedebilir misiniz? İlk dönemden yani işte güzel sanatlar ve sonra okul ve sonra oradan ayrılmak. Akademiyle yol ayrımı. Neden soruyorum? Çünkü siz aslında hakikaten bir yandan da böyle hiç o akademisyenliği üzerinden bırakmayan birisiniz. Şu söyleşiye başlamadan önce de okuduğunuz tezden bahsediyordunuz. Yani o aslında böyle bir şekilde şeyden içinizden çıkmamış bir uğraş. Oradan başlayayım istersen. Tanıdığım arkadaşlar acaba ne düşünüyor mimarlık hakkında, çevre hakkında, şehir planlaması hakkında, mimarlık eğitimi hakkında? Onları ancak diyorum ki yazdıklarından okuyabilirim. Bu onlarla kuracağım ilişkilerde bana da bir rahatlık veriyor ve bir konuşma alanını zenginleştiriyor. O bakımdan onları şey yaparım, okurum yani
bazı arkadaşlarım vardır. Bazı konularda çok iddialıdırlar. Acaba bu çıktığı zaman nelerle karşılaşıyor acaba? Neyi anlatıyor? Dur dinleyeyim. Çünkü bu mimarlık çok geniş bir çevre gibi mimarlı odasının o yapısından kaynaklanan bizleri mimarlığın pratik alanından çok, teorik alanında, düşün alanında çok zenginleştirdi. Hep beraber bir araya getirdi. Başlangıçta hiç bunların içinde yer alamazdım. İzleyemezdim şeyleri, konuşmaları izleyemezdim. Bunun bir örneğini izninizle vereyim. Birinci Milli Fiziki Planlama Semineri var Ankara'da. Ben de Şehircilik Kürsüsü'nde asistanım. Tarık Çarım, duymuşsun adını. Ondan dedim ki hocam ben izlemek istiyorum gidebiliyor. Tabii gidebilirsin filan dedi. Bu örneği vereceğim, her yerde söylerim. İzliyorum. Sadece bir mimar arkadaşımız var. O da akademi mezunu. Mimarlar Odası'nın sekreteriydi galiba. Demirtaş Ceyhun. Sadece onun konuşmalarını takip edebildim. Diğerleri bambaşka bir dil konuşuyorlar. Coğrafyacılar var, hukukçular var, ekonomistler var, sosyal bilimciler var. Dünyadan bahsediyor. Hiç tanımlar farklı, hiçbir şey içine giremiyorum. Döndüm. Dedim ki, ne oldu dersen izledin mi? İzledim. Nasıl dedi? Vallahi hocam dedim yani. Dinledim ama sadece bir kişinin söylediklerini anladım. Niye dedi? Ya dedim, farklı uzmanlık alanlarından hocalar düşüncelerini aktarıyorlar. Onları izlemekte ve anlamakta çok güçlük çektim dedi. O bana dedi ki, Ersen şehircilik sadece fiziksel planlamayla sınırlı olan bir alan değildir. Çok bileşenlidir. Dolayısıyla uzun bir zaman sonrasında insan kendine bu bilgiyi edinler gelebilir ve dünya görüşüne sahip olabilir. Ama mimarlık eğitiminde dedi, bu belli sınırlar içinde verilir. Burada da o veriliyor, fiziksel planlama anlamında veriyor. Sana bir kitap tavsiye etsem okur musun dedi. Okur mu hocam dedim. Samuelsen'in bir kitabını verdi. Ekonomiye giriş. Galiba oydu yani yanılmıyorsa. Böyle hani derler ya tuğla gibi bir şey. Dedim ki ayıp olmasın bari ben bir okuyayım. Ben bunu bir ayda okudum. Ve benim her şeyim değişti. Sonra sosyal bilimle ilgili şeyleri okumaya başladım. Nereden bulursam falan diye böyle onları okuyorum. Bu mübeccel alan ne anlatıyor? Herkes hayran mübeccel kraya. Onların şeylerini takip ediyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Böyle metinler çıkıyor ufak tefek. Onları okuyorum. İzmir üzerine İlhan Tekeli ile Mümecel Kıray'ın yaptıkları belli bir tartışma var, bir kitap. Onu buldum, okudum. Ya dedim ki bu başka bir şey ya, seyircilik. Çok boyutlu, bileşenli bir şey. Bu arada akademide bir hukuk dersi alıyoruz. İki hukuk, iki yıl devam ediyor. Hukuk dersinin birinci aşamasında hoca bize, Safa Erkün, medeni hukuktan bahsediyor. O temelini veriyor. İkinci yılda da imar hukukuyla ilgili bir şey yapıyor. Sınava girdiğimiz zaman işte bir şey yapıyor. Sözlü sınav yapıyor. Sözlü. Sözlü sınavında böyle şey, bilindik yasalar, masalar falan değil de bir problematik bir şey söylüyor. Bir soru soruyor. Tabii işin içinden çıkamıyoruz. Ben de burada sanki kendimi biraz daha yatkın gördüm. Şeyleri daha öğrenciyim, şey yaptım. İlgimi çekti hukuk. Ondan sonra bu hukuka olan ilgim daha sonra da devam etti. Ve kıyıların korunması konusunda, toprak mülkiyeti konusunda Hıfzı Veldet Velidoğlu'nun hep Cumhuriyet'te çıkan yazıları vardı. Ben onun şeyiydim, abonesiydim. Hepsini okurdum. Buradan birdenbire ben bu dünyaya bakışım çok farklı olmaya başladı. Bunun ilk örneği de SİDE yarışmasını kazandığımız zaman üç arkadaşız. Biz tesadüfen bir araya gelmişiz. Mehmet Çubuk'la beraber o Fransa'dan dönmüş şehircilik eğitim almış Sorbonne'da. Ben de alaylı olarak Mimar Sinan'dan gelmişim. Nihat Güner de bizden yaşça büyük yarışmalara giriyor. O da girmek istermiş. Sonra beraber bir araya geldik.
herkes merak ediyor, ya siz nasıl üç ayrı tipçiniz, nasıl bir araya geldiniz? Şimdi benim bunu yanıtlamam için biraz düşünmem gerekiyordu. Hepimiz farklıyız. Yani farklı şehirlerde büyümüşüz, farklı ailelerde büyümüşüz. Ama ortak olarak bir şeyimiz var. Mimarlık konusunda ve çevre konusunda bir ortak bilinç var bizde. Özellikle o çevre koruma ve mimarlık konusunda o bilinç şöyle oluşuyor. Objektif kriterlerde birleşiyoruz. Bu çok önemli. Yani şehircilik konusunda bu çok önemli bir şey. Yani nedir kriterlere bakasın? Doğaldır, çevredir, iklimdir, arazinin topografik yapısıdır, nüfus büyüklüğüdür, hareketlidir. Bir de bize yönlendiren, işte Le Corbusier'in ortaya koyduğu bir şey vardır. Modernizm, bölgeselcilik, farklı işlevlere göre farklı yerler. Orada bir birleşebiliyoruz. Ama mimari ölçüye girdiğince o zaman işler biraz daha farklı olmaya başlıyor. Bunu ben şeye benzetiyorum. Hepimiz siyah takım giyiyoruz. Ama kullandığımız kravatlar farklı. Bak. Hepsi kırmızı değil. Siyah var. İşte bu farklılaşma çok önemlidir. Diyorum ki bu farklılaşmayı en iyisini biz kadınlar üzerinde görürüz. Hepsi tekstil ürünleri kullanırlar ama hiçbirisi birbirine benzemez. Çünkü istemez. Kendi olmak ister. Şimdi burada kişilik oluşmaya başlıyor. İşte mimarlıkta da bu var. Zaten bu ortaklıkta bu çözülmeye başlanır. Biraz oraya gittiği zaman yani kendi aralarında bir iş bölümünde sınırlar koymazlarsa yarışmaların bir yerinde ayrılabilirler. Biz bunu nerede gördük? Öğrenciliyken yarışmaya giriyorum. Selçuk Batur'la beraber, o benim en iyi dostum daha liseden beri. Bir yere geliyoruz, bir yerden sonra anlaşamıyoruz bilmem ne. Yani işte bir ay kalıyor, bırakıyoruz, bıraktığımız zaman ne kadar rahatız, oh be! Annem diyor, o kadar rahatız ki gece gündüz çalışıyoruz çünkü bunların bir tarafta işler falan var. Bu böyle buraya kadar gitti. O proje 7 yıl sürdü. 7 yıl sürdü ve biz farklı bir konsept getirdik inatla. Bu süreci anlatmam için zamanım var mı? Var hocam. Teşekkür ederim. Şimdi SİDE projesi şöyle bir şey. İlk defa bir konsept var bütün dünyada. Öyle 200 yataklı, 300 yataklı, 50 yataklı turizmde mas turizme öncelik tanıyan büyük alanlar üzerinde projeler, mekansal boyutta projeler üretiliyor. Bunların örneklerinden bir tanesi de izliyoruz tabii şeyleri, yurt dışında yapılanları. Kandilis'in Fransa'da yaptığı bir çalışması evet. var. Çok popülerdi o çok sırada. Çok popülerdi. Evet. Ben sıkıştığım zaman... ODTÜ'de de birkaç tane tez yapıldı bu üzerine. Ben böyle ODTÜ'de tanıdığım hiç kimse yoktu. Ama böyle gelirdim yani mimari çevreden gelirdim. Bakardım kenarda filan oradan bakardım. Bütün yayınlar böyle Fransızca ve İngilizceydi. Ya onları çevirttirdim Kandilis'in. Bir de ekistik diye bir dergi. Teori geliştiren, planlama teorisi, mekansal planlama teorisini geliştiren bir şey vardı, böyle bir oluşum vardı. Yani bu çok enteresandı. Ona baktım böyle, ya bu Kandilis geldi İstanbul'a, Tekmersi'de bir konuşma yaptı. Fransa'da devlet başkanı De Gaulle'e Marsilya projesini anlatacaklar. Marsilya'da bir bataklık bölge var. De Gaulle hiçbir zamanı yok. Bu bölgeyi turizm alanında bir mas proje olarak şey yapacaklar. Ve o kadar heyecanlı bir adam ki ondan sonra nasıl anlatırım bir saat içinde proje diye bir örnek veriyor bize. Şunu anlattı. Bir yelpaze yaptım dedi. Yelpaze. O zamanlar böyle klima falan yok. Her sıcak böyle yapmaza baksın diye görüyordum yelpaze. Çünkü o alan böyle büyük bir alanı şey yapıyor. Espri tabii bu işin esprisi. Şimdi buradan şuraya geldi. Benim aklımdan hiç böyle çıkmadı. Abdi, 16 kilometre kıyı bandı. SİDE projesi. Evet. 15-16 bin kapasite büyütebilirsin. Yatak kapasitesi bir turizm tesisi. Kumsal bir alan.
bir üçgen alan. Arkeolojik. Arkeoloji, Side antik kenti var. Antik kenti var. Arkada bir Manavgat var. Hı. Sene 1969. Ne yapabiliriz dedim. Oturduk, biz bir takım kurduk üçümüz. Bir de yarışma hali var. Uluslararası yarışmada öne çıkmak kolay bir şey değil. Değil, hiç değil. Dolayısıyla birdenbire grafik şey öne çıkıyor. Yani jüriyeleri nasıl bir projeyle karşılaştıklarında onun üzerine eğilirler gibi böyle bir planlama şey. Planlama yarışmalarının da daha geleneği oturmamış. Oturmamış. Planlama yarışmanın daha geleneği oturmamış. Evet. Fakat bundan önce iki tane yarışma vardı. Bir tanesi İller Bankası çıkarırdı. Konya İmar Planı, Zonguldak İmar Planı. Ondan sonra işte öyle bir şeyler daha imar planları falan geldi. Ben Zonguldak İmar Planı'na geldiğim şartnameyi okuduğumda jüriye bir soru sordum. Ya dedim Zonguldak'ı siz böyle sadece bir Zonguldak kenti olarak alıyorsunuz ama burada dedim yani bir metropol ölçeğinde bunu ele almanız lazım dedim. Jürinin verdiği cevap bu. Yarışma sınırları yarışma şartnamesinde belirlenmiştir. Ulancım böyle Ereğli var, bilmem ne var, Çaycuma var, böyle giriyor böyle bir yerlere. Kömür havzaları, oradaki modern miras. Ha. Evet, neler girmiyor, neler girmiyor. Neler girmiyor, hakikaten. Şimdi diyorum kendi kendime, ona sana ne? Gir yarışmaya işte yani. Hayır, o nedir? İşte o şeyler, merak, okuyorum. Hı. Kim ne yapmış, ne yerdeydi. Şimdi de benzer şeylerle karşılaştık. Yarışma sonuçlandı. Ha bu arada böyle düşünüyorum ya ne yaparız? Şeyi yanımıza aldık. Altan Gürman da ressamdır. Sınıf arkadaşım. Ya Altan, bak böyle 5000 ölçeğinde büyük bir planlama yapacağız. 16 kilometre bir kıyı bandında. Belli istasyonlar var, bölgelendirmişiz. 5000 ölçek çok tanımlayamayız. Yani bu ölçekte yerleşim yoğunluğunu nasıl bir teknikle anlatabiliriz? Bize yardımcı olur musun? Aman Allah'ım, bir heyecan Altan Gürman'da. Bilgisayarlar yok. Hiç bilgisayar yok. Şadi Çalık vardı, komşuyduk şeyde, bir yaz bekar evimizde ondan sonra. O akşamlar ona giderdik, o heykeltıraş biliyorsun. Evet. Arada bir karısı bize yemek yapardı, İnal Görel'le beraber. Dedi ki ya gelin dedi bir pazartesi günü. Sabahattin Bey'in buluşmaları vardır, gelin oraya girin dedi. Dinleyin dedi bile. Biz de alışık her pazartesi gelip giriyor. O ev bir alem. Giriyorsun, oturuyorsun. Ve biz de o yıl yapılacak, Mavi Yolculuk ekibine katıldık. Şimdi Mavi Yolculuk ekibine katıldık. Bir teknedeyiz. Teknede Alev Ebüziya da var. İşte konuşuyoruz. Yani ya ben de sıkılıyorum. Nasıl anlatacağım? Sen ne yapıyorsun? Ya böyle bir yarışmaya giriyorum da ya dedim Alev yani böyle sıkıntım var. Bir malzeme var biliyor musun? Nedir? Letraset dedim. Böyle renkli renk letrasetle sayfa hani A3'lü olmadı. Ben sana yollarım dedi. Aa. Gezi bitti. 15 gün sonra bana bir paket geldi kargo. İçinde letrasetler rengarenk. Allah ben uçuyorum abi. Ben o letrasetleri masada kurdum. Böyle verdim. Bir taraftan alttan çalışıyor. Altına diyorum hangi rengi kullan varsa şunu kullan. Sarıyla bilmem ne iyi gelir falan. Alttan boyayla yapıyor. Guvaşla veriyor falan. Bizim proje şöyle bir şey oldu. Böyle çıktım baktığın zaman böyle yayılmışlar bütün diğer yarışmalar böyle. Bütün 14-16 kilometre yayılmışlar. Birkaç tane proje var. Ondan işte bir tanesi de bizimki. Basit bir proje. Belli lokasyonlar var, bölgeler var. Gayet basit. İşte 3000 yatak, 6000 yatak bilmem. Tabii ilgi çekiyor böyle. Bir de böyle derinlik var. Ve hiçbir mimari proje yok. Yani mimari ölçekte hiçbir proje getirmemişiz, ortaya koymamışız. Ama İsteniyor muydu şartname? Şimdi hep böyle eklenir ya, desteklensin, nasıl bir şey düşünüyorsun. Fakat bu arada biz bir şey bir şey hazırladık. Yani mimari ölçekteki bir tasarıma girebilmemiz için elimizde hiç şey yok. Bir kriter yok.
kaç yatak kapasite, bölgede şu kadar bir kapasite var ama bu kapasitenin hangi yatırımcılar tarafından, hangi büyüklükte şey yapılacağı, ele alınacağı, işletme biçimi ne olacağı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Bunu da ben şöyle bir şey yaptım, bir ön çalışma yaptım, daha önce yapmıştım, onu anımsadım. Bir fizibilite çalışmasının planlama bölümünü bana verdiler. Taksim şeyde, İstanbul'da şeyde, tepe başında. Ben dedim ki, ya bunu ben yapıyorum ama bu bana bir para da vereceksiniz galiba. Evet dediler. Ama dedim yani bu benim sonuçlarım, çıkardığım sonuçlar, bu yatak kapısı eğer burada olursa dedim, bu feasible olmayacak. E tamam dedi. Biz zaten bir araştırma şirketiyiz, PEVA. Hmm. Olur veya olmaz. Yani araştırma şirketi. Bunu bekliyoruz. Ha, feasible, yani feasible'ın özelliği budur. Çok yönlü şey yapıyorlar. Şimdi burada da biz şunu çıkardık. Yani şeyin mekansal planlamada, bölgelenmede mimari ölçekteki bir şeye tasarıma dönüşmesi için bazı kriterler vardır. Bu kriterler olmayınca biz tasarımda bir şey yapan bir yere kadar geçemeyiz. Ancak kriterlerin fiziki boyutlarını ortaya koyarsak, yani kriterlerin yerleşim bölgenin fiziksel boyutlarını ortaya koyarsak ve doku verirsek bir anlam ifade edebilir deyip biz bir doku planlaması yaptık. Doku planlaması. Orada duruyor. Bütünüyle 5000 yatak diyoruz, bütünüyle 3000 yatak, bütünüyle şu kadar diyoruz. Şimdi burada da bir şey çıkıyor. Tasarım yok. Hiçbir evet. Tasarım. Fakat tasarımın altyapısını veriyoruz, bileşenlerini veriyoruz mimari tasarımın. O da ilgi çekici olmuş olabilir. Buradan mekansal tasarıma gittik ve buradan mekansal tasarıma yaptığımız zaman boyut çok değişti tabii. Bir şey çok ilginçti. Bu projeyi Manavgat köyde Side Belediyesi, yani hiçbir şey yok. Bu Manavgat'a bağlı bir köydü idari bakımdan. Projemizi Manavgat Belediyesi'nin onaylaması lazım. Bir bölü 1972 yılında Manavgat Belediyesi dedi ki ben bunu onaylayamam dedi. İnceleyemem çünkü dedi. Niye? Benim ekibim yok ki dedi. Bir tane teknisyenim var dedi. Aa çok güzel. Ne yapacağız? Bunu dedi İmar İskan Bakanlığı'na gideyim. Çünkü İmar İskan Bakanlığı resen yapabilir. Yapabilir dedi. Kalktık İmar İskan Bakanlığı'na gittik. Yılmaz Gürer vardı. O meşhur şeyimiz. kamu görevlisi. Şimdi o baktı. Arkadaşlar dedi. Evet. Bizim resen şeyimiz var, yetkimiz var ama dedi. Manavgat'ın bir meclisi vardır dedi. Meclis iradesinin dışında biz bir şeye karar veremeyiz dedi. O bölgenin dedi yönetimi meclis iradesindedir dedi. Bu dedi demokratik bir kuraldır dedi. Bak şimdi çok enteresan. Bugün bunu tartışıyoruz, yukarıdan veriyor. Meclis falan filan hiçbir şey yok. O tarihte meclisin iradesi o çok, enteresan. Çok enteresan bir şey. Şimdi bize baktık böyle. Onun doğru niye işe yapacağız? Peki dedik ya bir yol gösterir misiniz? Eğer belediye bizden talep ederse biz buradan uzman yollarız dediler. Ha. Onlar uzman geldi İller İmar İskan Bakanlığı'ndan. Onlar kabul ettiler. Yaptığımız şey birdenbire bir şey değildi. Hani imar planı tekniği vardır da iki boyut geçerlidir. Ondan sonra çok fazla şey yapı yoğunluğu, yerleşme alanı kararları filan. O modern şeyin koyduğu, Le Corbusier'in koyduğu modern şey, hı hı. Planlama yöntemi vardır ya, o birkaç bileşenle ilgilidir. Burada ise çok fazla bileşenler deviyor. Evet. Sosyal yaşamlar, ekonomi giriyor. Tarım giriyor. Tarım giriyor. Neler 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 yok. Ya bir şaşkınlığımız var. Proje onaylanmış. Danimarka'dan bir grup geldi. Depo alanları nerede dedi. Ne deposu ya? Biz böyle şaşkın. Niye soruyorsunuz? Siz biliyor musunuz dedi. Burada dedi günde 50 bin tane yumurta tüketilecek dedi. Hoppala bak hiç böyle bir şeyle.
Ve biz bu Danimarkalı uzman gruplarını bizim iş yerimiz akademidir diye akademide kabul ettik. Başka utanıyoruz ya. Gariban bir grup. Yani böyle bir. Şimdi buradan bir şeye geliyorum. Bir mekansal planlama modeli yavaş yavaş çıkıyor. Oraya gelmeden bir şey sorabilir miyim? Bugünkü SİDE'ye baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani o ne kadar uygulandı veya nasıl gelişti? Çünkü birçok şey aslında planlama öyküsü yarım kaldı Türkiye'de. Bu mesela hiç yani izlerini sürebiliyor musunuz o gün yaptıklarınızın bugün? Şöyle tabii bu acı bir şey. Çok mücadele verdik. Her hükümet değişinde bakanlık değişiyor. Onları anlatıyoruz projemize. Herkes şöyle bakıyor, pek anlamıyor. Bir gün günün birinde bir yeni bir hükümet geldi. Onları ben dolaştırıyorum. Turizm Genel Müdürü vardı. Bana şöyle dedi. Ya Ersen'cim ya dedi. Affedersin yani. Normal bir iş. Artık yakınlaştık. Ya Ersen'cim ya dedi. Yap şurada 200 yataklı bir otelde bitsin bu iş ya dedi. Bizi ne dolaştırıyorsun burada dedi. Allah'ın sıcağında dedi. Ağustos sıcağında. Bak şimdi konsept ne kadar. Bu da genel müdür. Tabii biz ona bir şekilde gayet normaldir diye karşılıyoruz. Üzerine gitmiyoruz. Şimdi bu arada hep biz hükümetlerden, ilgili bakanlıkların temsilcilerinden destek bekledik. Fakat bu gerçekleşmedi. Bu arada da parça parça bir sürü uygulama oluyor orada. Parça parça değil de şöyle korkuyorlar ama böyle hep kaçak şeyler falan oluyor. Fakat SİDE'deki nüfus bizim grubu çok benimsedi. Benimsedi. Çünkü biz yanlış bir şey yapmıyorduk. Oturuyorduk onlarla beraber yemek yiyorduk. Konuşuyorduk, dertleşiyorduk. Günün birinde öne hatırlarım paylaşayım istersen de seninle. Kim diyoruz onu? Şimdi adını unuttum ya. Restorasyon bölümünden bir grup arkadaş geldi. Ondan sonra biraz daha sert bir tavırla işte biz hocayız falan diye. Onlar hiç benimsemediler. ODTÜ'den gelmişlerdi. Biz her eve girer çıkardık. Çardaklarda yatardık. Çardaklar vardı. Çardaklarda yatardı. Aslında bizim restorasyon grubu da hep çok iç içedir. Oradaki yaşayanlarla lokal. Sonra. Şimdi bak. En son aşağı yukarı bir 5 yıl önce bir siteye uğradım. Onu çok merak ediyorum. Ha. Ne gördünüz? O çok benim için bugün de bir ders oldu. Gördüğüm şey şu. Bir belediye başkanı var. Daha önce AKP'den milletvekili, belediye başkanı seçilmiş. Fakat uyuşamamışlar, ayrılmış. Sonra CHP'den yine SİDE belediyede olmuş yani nüfus artışıyla beraber. O gelmiş ama problemler başlamış. Tabii belli oluyor. Ben buradan beni zaten tutmayacaklar diyor. Çekileceğim diyor. Duvarda bir tane harita vardı. Ya dedim baktım böyle odasında. Ben dedi sahilde dedi bir tane şey yapacağım dedi. Bir kıyı yolu yapacağım dedi. Çünkü kumsal çok derin. 100-150 metre falan. Burada dedi bir proje var dedi. Orada dedi o projeyi uyguluyorum dedi. Ama arada bir gelip koruma kurulundan filan bizden izin alman lazım filan diyordu. Ben de bir şey yapmıyorum ki ya insanlar rahat rahat kumsalda yürüsünler diye dedi. Ondan sonra beton plaklardan şeyler yapıyorum dedi. Kim yapmış ya dedi bunu böyle. Aynı böyle. Ya seni şu karşında gördüğün adam yapmış dedim. Üç adamdan biri benim dedi. Yapma ya dedi. Evet dedim ya. Ya dedim hiç mi merak etmediniz? Hocam gel dedi, bu yolu beraber yapalım dedi. Bir resim yapmıştık yarışmaya girerken. Orada bir mabet var şeyde, sahilde. Ve bütün şeyler, kolonlar devirmiş filan. Sonra geçen zaman bir de bir resim yapmışız oraya. Kaldırmışız yani o sütunları kaldırmışız mabedi. Ve Gürel çok güzel resim yapardı. Yani sinemalarda şeydir, bazı art direktörü olarak çalışır. Gürel'e ben anlatıyorum. Gürel onun resimlerini yapıyor. Mabet meydanında insanlar
dolaşıyorlar. Sütunlara dikilmişler. Sütunlar dikilmiş, restorasyon yapılmış. Aa, bir baktım. O sütunların üç tanesi dikilmiş. Üstüne şeyi de koymuşlar böyle, yarım yamalak. Ula. Zeynep Ağunbay bunu yapıyor. Zeynep Ağunbay'ı aradım. Ya kızım ya, sen bundan nereden? E böyle olması lazım abi dedi. Onun gençliğini bildim de. Ya çok teşekkür ederim ya dedim. Ve bu başkan Side Belediye Başkanlığı'ndan ayrılmadan önce 5 yılda neler yaptıkları konusunda bir açık toplantı yapıyor. Nerede? Mabedin ortasında. Beni de davet etti. Ben de oranın resmini çektim. 1969'da bakın hayal bu. Bilmem kaçında hayal bu. Şimdi biz orada 98 tane binayı tespit etmiştik. Hı hı. Köy binası. Çok enteresan bir şeydi burası. Abdi. Bu 98 tane bina orada kalacaktı. Çünkü bunlar kalıntılar üzerinde değildi. Tipik köy evleriydi. Yani Girit göçmenleri oraya göç ediyor. Özel bir politikayla. Balkan Harbi sonrasında. Ve onlara o dönemin şeyi, otoritesi bunlara iki katlı cumbalı taş evler inşa yapıyor. Bütün bu evlerde erkekler tarlada çalışıyorlar. O tarihte bak Cumhuriyet'in, yani Osmanlı'nın son dönemi. Kadınlar da evlerde meşgul olsunlar diye bütün evine giriş avluları vardır, karnıyarı evet. Sisteminde. Orada çıkırıklar vardı. Hmm. Dokuma yaparlardı. Dokuma yapıyorlar. Yün yoktu. Çubuklardan yaparlardı. Bak tarih böyleydi. Şimdi aradan zaman geçti. Biz üzülüyoruz. Niye olmuyor, ne oluyor falan filan diye. Sonra 3 sene önce bir arkadaşımız vardı. Onun babası da orada tanıdık. Onların otel projesini yapardık. Ali Bey ile tanıştım. Ali Bey dedi ki ya ben de sizi tanıyorum dedi. Ben de sizi tanıyorum dedi. Siz dedi Sire'ye geldiniz mi? Evet geldim dedim. Siz dedi o şeyi yapan adamlardan bir tane misiniz? Evet dedim hadi tanesi. Ya dedi şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Dersen Bey dedi. O 98 tane evi dedi restore ediyoruz dedi. Bak enteresan bir şey. Ya dedim ki o tarihlerde biz çok şey yaptık. Ama bize anlatamadın ki sen dedi. İkna edemedin dedi. Bu çok önemli bir şey. Evet. Hani var ya böyle kentsel tasarımda kamuoyuyla buluşma, karşılıklı ortaklaşa. Bu zaman içinde oluyor. İstediğimiz kadar biz planla da gösterelim. Ama o toprak sahiplerini, ev sahiplerini işin içine katamazsa, katamadığımız sürece doğru. Başarı gerçekten hiçbir şekilde sonuç alamıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Doğru. Onun için ısrar ediyorum bu kentsel tasarım yarışmalarında. Yani bu sosyal bilimcilerde bu yarışmanın bir parçası olsun. Ekonomistler de bir parçası olsun. Halkla katılalım vesaire filan. Belki biraz da bu tabii SİDE'nin açtığı yol diyeceğim. Sizi biraz böyle kıyılara doğru sabitledi. Evet. Hem turizm yapısı çok var. Sonra evet. Mimari ölçekte. Evet. Ondan sonra Bodrum'da tabii çok yapı var. Bugün hani çok severek kullanılan Aktürler var. Ondan sonra Datça var. Ondan sonra küçüklü büyüklü otel yapıları var. Ondan sonra dolayısıyla böyle hep bir o koruma şeyiyle yeni mimari arasında da böyle bir ortak dil arayışı var. O dokunun içine ait olma meselesi var. Benim gördüğüm hala da o şey sürüyor. Yani kıyı şeyi. Sonra tabii İzmir var. İzmir'de kent meydanı var. Ondan sonra planlama meselesi var. Üzerinde çokça geçenlerde konuştuğumuz. Biraz o kıyı şeyinden bahseder misiniz mimarisinden? Şöyle oldu. EPA grubu SİDE projesiyle beraber bitti. Hepimiz çok yorgun olduk. Önce Nihat Güner bir çalışma yaptı ve doçentlik şeyine o günkü kurallara göre doçent oldu. Sonra Mehmet Çubuk askerliğini yaptı. O da çalışmasını yaptı. Zaten Fransa'da yaptığı çalışmayı sundu. Bense
Tabii bu ikinci konut olgusu Türkiye'de, bugün hani belki tekrar üzerinden gidip konuşmak lazım, çok ilginç bir hal aldı. Yani bütün kıyıları, işte o kooperatifler, ondan sonra işte yapsatlar vesaire, bütün o şeyleri bir şekilde mevzi imarlarla doldurdular. Ve ondan sonra da bunlar arasında bir bağ ve süreklilik oluşturmak falan çok zor hale geldi. Ve bakıyorsunuz bugün hani o şeye, coğrafyaya böyle hep parça parça öbekler var. Birbirinden bağımsız, böyle bir yerde aniden yoğunlaşıyor, bir yerde yok oluyor. Standartları çoğunun çok düşük. Yani son zamanda böyle müthiş değer kazandıkları için de el değiştiriyorlar, bir şeyi çok arttı falan. Bu şeye, ya bu ikinci konut olgusunu nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz o günden bugüne? Birinci aşamada bu kooperatifler devreye girdi. Kooperatif şey de bunun üzerine çok durdu. Murat Karayalçın da, Bodrum'da da bir iki tane site yaptı. Hatta Murat Karayalçın'ın ofisine gittim. Askerlikte tanıdığım bir arkadaş vardı. ODTÜ'den mezun, şehir plancısıydı. Oraya kadar ulaştım. Ya siz ne yapıyorsunuz ya dedim böyle. Ya biz vatandaşa konut edinmek üzere bir şeyler yapıyoruz falan dedi. Kamusal alanlar, şunlar bunlar bizi ilgilendirmez. Kentkop falan uzaktır. Kentkop falan böyle. Batı kent olayı Batı var. Kent. Biraz tartıştık ama yani bizim işimiz bu dedi. Olabilir. Şimdi bir şey çok önemli. Bodrum'da bu bir şey yaptık. İki sene önceydi. Bitez Belediye Başkanı genç bir adam var. Onunla ya hocam dedi, siz dedi 20 yıllık bir projeksiyon yapmışsınız ve 20 yıllık projeksiyon içinde yaklaşık olarak buradaki yatak kapasitesini dedi 2000 gibi bir rakam dedi, 2000 nasıl bunun hesabını yaptınız dedi. Ya dedim iki türlü hesap yaparız, bir insan üzerinden şey yaparız, bir de yapı yoğunlukları falan koyarız. Öyle dedim ya, böyle şeydir falan. Niye sordum? Hocam dedi oraya kadar geldik dedi. Şimdi bak ilginç bir şey, bir şey. İkinci bir şey. Yani 20 yıllık şeye daha bugünden ulaşmış. Ulaşmış, ha ulaşmış. Tamam. Yok 20 yıl geçmiş zaten. Ha, 20 tamam. Yıl geçmiş oraya, ona oraya o şeye gelmiş. Böyle ya nasıl hesap ettiniz diyor, söyle biz de şey yapalım, bilgi sahibi. İkinci bir şey, bize ve çevre düzeni planında kıyıların planlaması için bir çevre düzeni planı var. Kıyıdan arka plana kadar aşağı yukarı 809 metrelik bir derinlik falan veriyor. Biz dedik ki hep beraber arkadaşlarla tartışıyoruz orada, o kadar genç adamlar var. Her akşam tartışıyoruz. Öyle yani benim şeyimde söylediklerime katlanacak kimse yok, yani öyle bir şey yok. Herkes diyor ki sen Haydar'a bir şey yutturabilir misin ya yani. Dinleyecek şimdi Haydar bu. O da bunları biliyor. Ya dedim öyle bir şey olmaz dedim yani. O güzergahı, o derinliği, planlama alanını arkada hep beraber gittik, bir tespit yaptık. Arkada bir yol güzergahı bulduk. Enteresan bir şey. İki tarafta selvi ağaçları var. O selvi ağaçların şeyi bizim arkadaki bu kıyı bandının yerleşme düzeninin sınırını oluşturdu. Doğal bir sınır oluştu. Yani şimdi gerilere doğru gitmeye başlıyor. Ama bir soru, yani bugünkü Bodrum'u nasıl buluyor? Yani ben şöyle düşünüyorum, yani çılgınca bir büyüme ve genişleme var. Bir de şöyle bir şey oluştu, onu Cengiz Bey'le de konuşmuştuk. Hep böyle küçük ölçekli, sanki sonsuza kadar şeylerden oluşacak. İşte eski geleneksel Bodrum konutu dokusundan üretilecek bir metropole doğru gidiyor. Böyle bir gariplik var. Yani işte AVM'ler, hastaneler, şunlar bunlar geldi. Her şey çok büyüdü ama öte yandan da böyle bir şey simüle edilerek devam eden bir doku var. Ve bugün geldiği noktada, yani o günden bugüne nasıl görüyorsunuz Bodrum'u? En son ne zaman gittiniz? Ya şey, yakında hep giderim yani. Ha? Yakında giderim, o şey bu söylediğiniz zamanla cevap vereceğim bir şey yok. Diyelim ki bir ay önce gitmiştim, iki ay önce gitmiştim. Oralara kadar da zaten benim şeyim Bodrum'da, Bodrum'a etki edebileceğim alan iyice daraldı. Şimdi şöyle bir şey. Ankara'dan belediye başkanına örnek diye veriyorum. Talepler gelirdi.
o tarihlerde kooperatif talepleri gelir. Bu kooperatif talepleri hep şöyledir. İçlerinde muhakkak bir tane de bir politikacı vardır. Hep o politikacı adıyla gelir. O da aynı siyasi kanadın bir üyesidir. Belediye başkanlığı. Belediye başkanlığı bir anlaşma yaptık. Dedik ki, bak başkan, sana böyle şeyler gelecek. Evet hocam geliyor. Ne yapayım dedi. Dayanamıyorum dedi. Dayandığın kadar dayan, dayanmadığın kadar bana havalet dedi. Bu nereye kadar gider belli değil. Buradan bir şey ortaya çıktı. Bu mevzi plan denen şey var ya, olay var. Bu mevzi plan denen şey allak bullak etti. Evet. Böyle parça parça lekeleri oluşturdu. Sadece Bodrum'da da değil. İstanbul'da, evet. Ankara, her yerde. Evet. Her yer. Şimdi mevzi plan modeli, model olarak mevzi plan modeli günümüzde de çok halen büyük kentlerde geçerli bir şey. Bir planlama modelinin şeyi olarak, planlama konseptinin, yatırım konseptinin planlama modeli olarak kullanılıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Her taraf narenciye şey vermiyor, narenci toprağını vermiyor oradaki, yani o alandaki narenci. Belki oradaki insanlar şey yaptılar, kafalarına denk düştüler. Bize şunu dediler, biz burada bu sahilde yaşadığımız sürece bu narenciye bahçeleri burada kalacak. Biz öldükten sonra ne yapacağımız belli değil. Çünkü çocuklar artık bunları herhalde satacaklar. Hiç olmazsa o süreç içinde böyle kalsın. Tuhaf bir şey. Bak çok tuhaf bir şey. Bodrum Yarımadası'nda Vitez ve Ortakent yalısında şeydir. Yeşillik halen vadede devam doğru, eder. Doğru, doğru. Narenciye bahçeleri ha. Kısmen evet. Aralarda var. Ya bunu nasıl mucize, şehir planı, ya bu mucize dedi ya, ne yaptınız dedi ya. Bir model olarak bunu koyabiliriz dedi. Bilmiyorum dedim, yani böyle bir şey oldu. Şimdi çok daha bir şey. Bu söylediğin şey gide gide. Ne oluyor biliyor musun? En kritik şey de şuydu. İşte şeye, o arkadaşımız Tuğrul diye bir şey var. Neyse şimdi plancı da. Yani beni Zonguldak imar planında dedim ya, imar planı yaparken evet. Ya burası metropol ölçeğinde bir şey. Aha. Sadece Zonguldak'ın kent sınırları ile ilgili bir şey değil. Bunun dışında bir de bu planlama alanı zenginleştirip planlama kararları üretelim. Derken esas hedefim şuydu, şeyi yolladım. Hiçbir zaman yatırımcılar planlamanın sınırları içinde yatırım yapmazlar. Çünkü planlamanın dışındaki alanlarda serbesttirler. Dolayısıyla siyasal baskılarda burada mevzi planlar... Arsa maliyeti düşüktür. Arsa maliyeti düşük. Burada yaparlar. Onun için dedim buralarda planlama alanını alalım. Yani metropol ölçeğinde. Metropol için... Çünkü çok önemli. Evet. Bütün Türkiye'deki aslında evet. Kentsel sorunların altında yatan şeylerden bir tanesi bu. Yani hep evet. Böyle çok sınırlı bir alanda o şeyi tutup ondan sonra öbür tarafları göz ardı edip evet. Orada kendiliğinden gelişen dokuyu sonradan... Nasıl bütün bunun içine entegre ederiz meselesiyle sorunuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. O da eklektik, yamalı bohça gibi bir şey ortaya evet. Çıkarıyor ve hakikaten şey. Öte yandan da tabii merkezdeki arsaların aşırı değerlenmesi, yani. Olmayacak oranlarda kat karşılığı konutlar, fiyatların alt üst olması falan. Bütün bunlar birbiriyle çok entegre bir şey veriyor. O açıdan bu söylediğiniz o kadar önemli ki Türkiye için. Ve çok da doğru tespit bence. Sizin tabii bu planlamaya paralel olarak giden bir de mimari ölçekte çalışmalarınız var. Evet. Onlar da tabii çok önemli. Gene özellikle bu şey deniz kenarında diyelim, Ege kıyısında, şeyde Bodrum'da ağırlıklı olmak üzere çok sayıda yapı var. Peki orada böyle bir mimari yapmanın şeyi nedir? Yani plandan mimariye, yapı ölçeğine geçecek olursak. Yani samimi olarak çok zorlandım. O şöyle bir şey. Sorarlar ya, İstanbul'da yaşamakla İstanbul'u yaşamak nasıl bir şeydir diye. Çok büyük bir fark var. Hiç yok gibi. Çok büyük fark var. Bodrum'da da bir ev sahibi olmakla Bodrum yaşamak gibi bir şey. Ve yerel
şeyin yapılı çevrenin şeyi herkes için en fazla orada sahip olmadığı, sahip olduğu, yaşamak istediği bir şeydir. Buna ne kadar alan şey yapacaksın? Benim burada bir şansım oluştu. O şans da şöyle oldu. İlk kez Bodrum'da Manastır Oteli'ni yaptım. Manastır Oteli'ni yaptım. Manastır Oteli'ni yapar mısın? Eskizler aslında işte belediye başkanı aldı bilmem ne yaptı filan. Şöyle bir şey ya yıllarca buradasın dedim. Sokaklar var, peyzaj var, hava hareketleri var, güneş var, bilmem ne var, şu var, bu var vesaire filan. İnsanlar burada nerede yaşıyorlar? İnsanlar dedim burada sadece kapalı mekanlara uyumak için giriyorlar. Hep açıkta yaşıyorlar. Bu bir. İkincisi evden dışarı çıktıkları zaman denizi görüyorlar dedim. Üçüncüsü her zaman dedim bu kente ait bir yapısal ögeyle yüzleşiyorlar dedim. Doğa bunlar için şey değildir. O zaman sen bir bina içinde bunları hepsini toparlayabilmişsin derken hep otobüste o zamanlar tabii. Pamukkale otobüsünde en arkada giderim ben böyle. Sabaha kadar planlamanın kurgusunu yaptım. Bak çok samimi. Herkese söylemem abi. Herkes duyacak ama. Evet, duyarsa duyar. Şimdi şey bizim o abimiz vardı ya Aydın Boysan. Evet. Bir gün böyle konuşuyoruz mimarlar odasında dinliyoruz. Perihan diye bir hanımefendi var. Perihan Balcı mıydı? Neydi öyle bir şeydi? Konuşuyor. Birdenbire aynı yaşıt onlar. Yani çok yaştaş yani. Perihan dedi. Yaşının kıymetini bil dedi. O da dedi ki tamam Aydıncım dedi. Tamam. Ona göre dedi biraz daha uzatacağım bu işi falan dedi. Şimdi ben bunu aldım. Yaşının kıymetini bil. Ulan zaten yaşını bu yaşta söylersen söylersin. Başka yaşta kalmadı artık. Üzerine koyacağımız yaş kalmadı. Yani, otobüste mi çıktı Manastır Otel? Öyle şimdi böyle hep hayal edersiniz. Tesadüfen o da bir şeydi, imar planında bir Hristiyan mezarlığı talan etmişler. O mezarlıktan sadece şey kaldı, bir kapı vardı, mezarlığın kapısı vardı. O mezarlığın kapısına tabii yapmasak da olur diye hep yatırımcılar falan gelir. Ben bunu inşa etmek için dolanırım böyle kim kimdir diye. Oradan bulurum Bodrum Müzesi'nin müdür muavini Ayşe Hanım vardı, Ayşe Temiz. Onu buldum. Ayşe Temiz dedim, bak ben böyle şey yapacağım. Sen de bir yazı yazacaksın dedim. Yani o da yazıyla destekliyor ki eskiden burada bir şey vardı, ne de oldu. Öyle gidince yapılsın kapı. Yapılsın yani hep böyle şey kamusal şeylere öncelik veren bir şey. Ama burada bir oyun da oynuyorsun çünkü o öyle geçerli gidiyor, öyle geçerli. Orada hep şey yaptım, tesadüfen böyle en sonunu anlatayım. Hep yaptığım şeyde tesadüfen böyle şey, böyle hemen yanı başımda bir eski kalıntı var ya, Allah Allah ya bu şey mi yani, bir koruyucu melek mi böyle mesela. Kuyunada'ya yapıyorum, böyle birazcık arkaya gittim, baktım orada bir şey var, orada bir Ortodoks şeyi var. Kuyunada'da. Yani, orada da bir yerleşmenin bir şapeli var filan böyle. Allah Allah, böyle hep böyle gittiğim yerde. Sonra dedim ki, yani neyse serin bir yere çıkayım bile hiç olmasın, işte The Marmara'yı yapıyorum. Abi baktım orada da bir ateş feneri var. Orada bir fener var. Yani adadan böyle fenerlerle Seki Odası'ndan işte Ege'ye doğru giderlermiş. Burada en zorluk çektiğim şey şu oldu. The Marmara. Çünkü The Marmara şöyle. Ya ne yapayım? Orada bir ateş feneri var. Nerede? Her yerden görülüyor birader yani. Böyle soyulmuşum gibi halim var. Kendini örtemiyorsun. Soyulmuş gibi var. Her yerde seni görüyorlar. Nereden bakarsan bak. Nasıl bir şey olmalı? Ama dedim ki galiba bu da benim Bodrum'da yapacağım. Bir en son küçük yapılar olur da daha büyük bir yapıya girmek istemedim. En son bir yapı olsun. Ve dolaşmaya başladım onun arazisinde. Arkadaşlarım da onlar. O araziye girerken beni etkileyen bir şey oldu. Sessizlik. Yani şimdi aşağıdan böyle Bodrum'dan bir rampa vardır ya, yokuş başı derler ya. Oradan çıkarken araçlar ikinci vitese çıkarlar. Zorlanır. Diye böyle çıkarlar.
Çok doğru. Yokuş başı. Yokuş başı öyle gelir. Müthiş bir sessizlik var. Bu sessizlik de beni büyüledi. Sonra yavaş yavaş arazinin içinde yürümeye başladım. Yamaçlara gelince yavaş yavaş o sesleri yakalamaya başlıyorsun. O zaman dedim ki ya böyle bir şey yapayım ki burada bir konaklama da olacak. Bu sessizliği ben nasıl koruyabilirim? Ya bu konuda çok şeyim yani burada biraz bireyselliğim öne çıkmaya başlıyor. Hesap da vereceksin tabii yatırımcılara. Bu sessizliği ben nasıl koruyayım? Ya bir duvar yapayım dedim. Duvar. Avluya kadar gelirler. Bir duvardır o. Yer yer delikleri falan olur. Avlunun öbür tarafına, duvarın öbür tarafına geçtiğin zaman bir delik vardır oradan. Kale delikleri, şeffaf bir şey. Geçtiğin zaman yavaş yavaş o sessizlik gider ve kenti oradan kavrarsın. Ama kenti... Biraz yapının çıplaklığını da örter. Yapının çıplaklığını da örter. Fakat öbür tarafa geçtiğin zaman bir sürprizle karşılaşması lazım. Nedir o sessiz? Ege'nin mavisi. Hmm. Orada tabii birdenbire şeyi hatırlıyorsun. Bu öyle bir mavidir ki şeyi, palikanas balıkçısını şeyi hatırlarsın. Şimdi bunlar üst üste geliyor. Ve orada baktığın zaman her zaman heyecanlanırım. Her zaman heyecanlanırım. Çünkü oradaki gök mavisiyle suyun mavisi birleştiği yerde bir çizgi vardır. Ufuk çizgisi vardır ya. Esasında o da boşluğu sınırlar. Bunu Akdeniz'de göremezsin. Onun için Akdeniz denizini pek sevmem. Hep karanlıktır geceyle. Burada ışık vardır. O ışığı da karşıdaki ala verir. Karşıda görürsünüz. Çok şimdi, asıl anlamı katan da belki odur. Değil mi? Denize. Öbür türlü o siyah boşluk. Mersin'de biraz öyle. Antalya'da öyle. Gerçi Antalya'da şimdi tabii şeyi görüyorsunuz biraz. Evet. Önce. Dönüyor koy da yani koy. Oradan bir şeyler görüyorsunuz. Ama gene de aynı şey değil. Evet, o çok doğru bir şey. İkinci bir şey. Ya burada şöyle bakıyorsun, 360 derece manzara var. 300 bir yapı böyle, genellikle hep bir sırtı vardır ya, bir yere dayarız. Ön cephesi, yan cephesi, 300, bütün yapının cephesi insanları etkiliyor. Her yerden farklı bir şeyler ve yorgunluktan bitiyorum. Abdi, dolaşıyorum. Kolay değil yani şimdi. O zamanlarda bu bilgisayar yok. Hani al, bak, bilmem ne yap, modellerini yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İki katlı bina yapacağız, otel yapacağız. Zemin öyle sert bir kaya çıktı ki orada ki tüf esaslıdır orada şey. Mesela Akdo'da çok çekmiştir. Dinamit atarlar. Yok pof diye patlar mesela. Andezi tüflerdi. Orada çok kuvarsı çok yüksek olan kayalarla karşılaştık. Ama arkadaşlar bunu yaptılar yani. Ot dili Umut Ülkümen gerçekten o işi çok şey yaptı. Ersen neyse onu yapacağız dedi. Onun altında ayrı bir dünya vardır. Bu görünmeyen iki katlı bina yapacağız. Şeyi geçmeyeceğiz. O. Saçak serisi. Taş duvarını o. Ateş peynirin şeyini geçmeyeceğiz yüksekliğini. Öyle bir şey yaptık ama bir şey daha var. O da onu da ekleyeyim. Boşluk. Yani boşluğu orada çok hissettim. Çünkü fakat bu boşluğu nasıl kavrayacağız? Yani bu boşluğu nasıl insanlar yani şimdi sen resim yapıyorsun, birisi resim yapıyor değil mi? O çok bireysel bir şeydir. Ama izleyiciler, özellikle eleştirmenler bunu fark ederler. Yani o resmi kritik ederken. Mimar da öyle değil ki yaşamasını istiyorsun yani. İnsanların da bunu fark etmesini istiyorsun. Onun en büyük keyfi o. O boşluğu ancak delikler bırakarak o şeyde yüzeylerde. O bir pencere deliği olabilir, bir koridorun deliği olabilir ama aynı zamanda bu deliklerde o temiz havanın içeri girdiği bir yerdir. 6 ay önceydi galiba. 6 ay önceydi. Orada bir sergi açıldı. Kardeşlerim vardı. Hadi gelin dedim sizi şeye götüreyim. Bir sergi varmış ondan sonra. Bir de orada bir şey içeriz falan dedim böyle. Kardeşlerimi götürdüm. Onlarla beraber gezdik. O sergi de oradaydı. İlk defa o bina, hep derim de ben de laf olarak derdim ama yani kendim de bunu yakalamam. Yani çizerken yakalamışımdır ama ilk defa yüzleştim onunla. Kayan mekanlar. Hiç mekanlar arasında duvar yok. Sadece otak şeyler, yatak odaları kapalı. Hiç yok. O ne yapıyor? O kadar güzel bir sergi yapmışlar ki. Çatıya kadar bile çıkmışlar. Yani bütün ora, o bina var veya yok. Bütün o mekanlar iç içe kayıyor, gidiyor filan.
Bu başka zaman mekan kavramıyla örtüşen bir şey var. Yani zamanı orada şey yapıyorsun. Ya şimdi oraya geçtim. Oraya o yapı yaptıktan sonra dedim ki ya artık yeter o kadar. Çünkü yapılar ne kadar yaparsa yapayım şey yapamıyorum. Çok fazla bu yerel şey beni ezmeye başladı. Arkadaşlarım da bunu hemen bunu Ersen yapmış dedi. Bundan rahatsız olmaya başladım yani o şeyden. O ilgiden rahatsız olmaya başladım. 10 yıl hiçbir şey yapmadım. 10 yıl çok iş geldi hiç yapmadım. 10 yıl sonra bir iş yaptım. Haydi dedim ki git baksana orada bir iş yaptım. Abi sen gene dedi bizimle oynuyorsun ya dedi. Vitez'de bir ev yaptım. Birisine. Böyle taş bir ev yaptım. O taş evin taş evde kaylak taşları kullandım. Kaylak taşlarını üstte kullanıyordum böyle. Hı hı. Oturuyorlar. Haçlar var. Ama ders dolgu yapmıyorum. Ustalara bunu anlatmak çok zor oldu. Sonra yer yer betona bina yapacağız yani imarla ilgili. Onu bir şey olarak şey yapıyorum, dışarıda gösteriyorum. Yer yer hatırlar attım. Hı hı. Yatay hatırlar yaptım. Ne fark ettin dedi. Ya dedi modern bir bina yaptın sen sanıyorsun değil mi dedi. Ulan dedim herkes pardon yok. Ya dedim bu böyle yatay çizgilerle bunun şeyi değişti. Tanımı değişti dedim. Ama dedim bu modernizm böyle bir şey değil ki. Hani böyle birden gördüğüm biçimlerle anlatılacak bir şey değil ki. Modernizm geniş anlamda yeni bir şeydir dedim. Yeni bir şeydir, yeni bir şeydir. Böyle algılamak lazım. Ha bazıları bunu, herkes bunu farklı şekilde yorumlayabilir. O bakımdan dedim yani yeni olan zamansızdır dedim. Yani her zaman bir yeni bulunabilir. Ama birisi daha üst düzeyde bunu getirir, şöyle yapar. Onunla Bodrum'da bir son noktayı koydum abi. Sizin o sırada bir de Madrid'de bir projeniz var. Var öyle şeyler ya. Değil mi bir şey, dil bilimi fakültesi mi? Yok. Nedir o şey? Ya şey. Faculty of Linguistics. He? Faculty of Linguistics. O şeyde Madrid Üniversitesi'nde çalıştığım yerin patronu herhalde şeydi yani üniversite rektörüsü aradıydı. Bir arada bir tane mimar bendim. Bir şeyler hazırlıyorduk böyle herhalde iş almak için yapıyordu böyle gidiyor falan dedi işte. Öyle bir şey geldi ben de böyle bir şey falan yaptım. Bir eskiz var ya. Bir eskiz falan yaptım. Sonun ne olduğunu bilmiyorum ama şuydu yani şimdi ben araya girdim yani, Barcelona'dan İstanbul'a geçecek. Dönüşüm projeleri çok önemli. Madrid hakikaten pardon Barcelona bu olimpiyatlarla denizle buluştu. Denizle buluştu. Akdeniz. Akdeniz kese kimse bilmiyor. Akdeniz kenti olduğunu hatırladı. Akdeniz kentini bu adam çıkardı. Hı-hı. Bugün nasıldır onu bilemiyorum. Nasıl yaşıyor muhakkak geliyor. Şimdi benzer şey bizim şeyde Galata'da böyleydi. Galata eskiden Osmanlı'dan itibaren Tophane Meydanı çok önemli. Hı-hı. Sarayın bütün şeyleri, diplomatları ilgili kalburüstü kişileri Beyoğlu'na çıkışta ister devlet erkanı olsun, ister diğer şeyler olsun hep şey üzerinden, Tophane Meydanı'ndan develerle şeyler çıkarlar, Beyoğlu'na çıkar. Bu güzergah kullanılıyor. Tophane Meydanı bir eşlik oluyor böyle. Ama Tophane Meydanı çok önemli. Tophane Meydanı tarihine baktığımız zaman, şöyle baktığımız zaman enteresan bir şey ya. Abi, Osmanlı mimarisinin örnekleriyle dolu. Farklı dönemlerini. Katmanlar. Katmanlar üst üste gel. Doğru. Gel orada bir ders ver. Doğru, çok doğru. Gel orada ders ver, çık. Hiç kimse unutmaz onları. Ortasında bir tane saat var. Saati hiç kimse bilmiyor. Kapanmış, gitmiş. Bu böyle işte belli tarihlerde kapanmış, gitmiş. Şey şuydu. Burası Beyoğlu yüklendiği yani yüklenemiyor Beyoğlu daha fazla şey yapamıyorsunuz. Nişantaşı'na geçti, gene köhneleşti. Yeni merkezler yapıldı, olmadı. Kentlerin tarihsel şeyleri, o merkezleri kolay kolay kimliklerini yok etmiyorlar. Zaman içinde değişmelere uğruyor, kimliklerini yok etmiyorlar. Şimdi burası, bu limanı tekrar İstanbul'un
bir merkezi de dönüştürebilir miyiz? Ama eskiden var olan ama kısmen veya tamamen kapatılmış olan kıyı kesimi yeniden İstanbul'un yaşam alanına katılabilir mi? Şeyden başlıyoruz, Sirkeci'den başlıyoruz buraya kadar 2500 metrelik bir kıyı bandı, kapalı. Hı hı. Karikatürler var çok güzel. Tanoral'ın yaptığı karikatürler. Tanoral'ın. Evet, görmüşsündür evet, onu be yani. Şimdi bütün böyle oradan başlıyoruz böyle güzel yaydı. İstanbul'da turlar yaptık. Böyle gittik. Kalece bağlıyoruz. Marmara şeyi Unkapanı Köprüsü'nde sistemin içine alıyoruz falan. Birinci etap şuydu. Birinci etap şuydu. Ya hiç olmazsa Tophane Meydanı'nı şey yapalım. Açalım. Açalım. Şimdi bir ara Tophane Meydanı'nı açmışlar. Welcome söyledi. Sonra demişler ki ya o zaman burada bu Tophane Meydanı'nın kıyı bandı en azından iki tekneyi daha, gemiyi daha yanaşmamıza imkan veriyor. Bunu kapatalım. Buna göre yapın demişler. Yani öyle bir şeyler filan da geçmiş aralarında. Ama Tophane Meydanı sadece bir Tophane Meydanı değil. Bütün o Kadıköy, Üsküdar Belediyesi'nin Marmara'ya açılan yüzü oluyor. Şimdi bir koridor ortaya geldi. Bir koridor ortaya geldi. Gene kapattılar. Ya diyordum ki yani şöyle bir şey. Yani orada bir bina yapacaksınız. Bu binanın değeri var. Şu kadardır. Ona karşılık bir tarihi yok ediyorsunuz. 500 yılda oluşmuş bir Tophane Meydanı'nın tarihi İstanbul kenti için çok önemli bir şey. Ve bu merkezin şöyle yaşayacağını düşünüyorum. Beyoğlu'ndan aşağı doğru sokaklar sarkar değil mi? Evet. Bu sokaklar gide gide yavaş yavaş ta Tophane'ye kadar gelecek diyorum. Bunlardan birkaç tanesi geldi zaten. Şimdi ben hep bunları bekliyorum. Haydar der ki, abi senin sokaklar canlanmaya başladı. Şimdi en son yapılan hiç de buraya yakışmadı. Bir tane bina var. Bakıyorum böyle. Önerdiğimiz şey şuydu. Yıkıp yeniden yapmak değil binaları. O binalar 40 metreye 90 metre bloklar. Antrepo olduğu için çok sağlam yapılar. Yükseklikleri 2.40 falan çünkü lüzum yok daha fazla yüksek yapmaya. Bunların yükseklikleri toparlanabilir. Bu binalar dış duvarları korunarak yüzleri değişir bir şeyler yaparsınız. Emre yaptı öyle bir şey. Emre müzeyi yaptı. Müzeyi yaptı. Emre müzeyi yaptı. Emre'nin müzeyi yapışı esasında bana bir umut vermişti. Çok açık söyleyeyim. Hmm. Yani bir adımdı o. Bir adımdı. Antrepotların değerlendirilmesi. Değerlendirilmesi. Ya bir adımdı o yani. Olmayacak bir şey değil. Diğerleri de öyle olabilirdi. Öğrencilerle projeler yaptık İTÜ'de. Ve Mimar Sinan'da. Şimdi ve bu kamuoyunda bu iş geliştikçe dış ülkelerden öğrenciler gruplar haline geliyorlar. Acaba burayı nasıl dönüştürebiliriz diye, siz ne yapıyorsunuz buralarda diye briefingler yapılıyor. Ben de onlara briefing veriyorum. Bir tercüman aracılığıyla falan. Yani böyle bir şey gelişti. İşte bu binalar çıktı şimdi. Kabul edemem yani. Şimdi bu bir hayal tabii yani. Bu bir hayal. Büyük proje. Yani şöyle şunun hesabı yapılabilirdi. Ve burada biliyorsun bir SOS yarışması hazırladık, çıkardık. Evet, evet. Öğrencilerin de bu yarışmalarda getirdiği şeylerden bir tanesi de Yeni Kapı Kum Kapı'da bir şey yapılabilirdi. Bunun Yeni Kapı veya Kum Kapı'da yapılmasının bir başka nedeni de şu. 78-79'da Turizm Bankası'nın bir bürosu var. Tepebaşı'nda. Bu büroda İstanbul'un turizm olgusu üzerine bir araştırma yapılıyor. Zengin bir şey. Çok bileşenli bir büro. O araştırmanın bazı sonuçları var. O sonuçlara ilgimizi çeken bizim şey şu. İstanbul'un günübirlik turların dışında bu gemilerle başka bir şey yok. Bir gemi iki gün kalmıyor. Sabahleyin geliyor erkenden. Alışverişini, yiyeceğini yapıyor. Sabah erkenden tekrar çıkıyor. Yani. Konaklama olmuyor. Sadece bir ekskürsiyon oluyor. Hepsi bu kadar da oluyor. Şimdi bu önemli bir şey. Yani peki bütün burada ne oluyor? Otobüslerle hareket ediyorlar. Nerede? Geliyorlar burada otobüslerle.
En fazla iki tane tekne veya bir tane tekne geliyor. 302 Mercedes'lere biniyorlar ve güzergah ne oluyor? Unkapan şeyden geçiyor. Galata'dan geçiyor. Alt yoldan ağır kapıdan şeye çıkıyor, yukarı çıkıyor. Pek o kadar sorun değil ama bir sorun. E şimdi bir gemi 1000 yataksa, hadi 800 yatak olsun. Kaç otobüs eder? Doğru. Şimdi, lojistik bir şey var, sorun var orada. Lojistik bir sorun var. Bütün bunlar var. Aynen şimdi ona yavaş 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 çıkacak bundan sonra. Bütün bunları da ortaya koyduk. Peki diyorum ki ya burada yıllarca bir araştırma yapılmış. Türkiye her şeyi çok güzel tüketiyor ya. Yani böyle bir şey ki mekanlar tükeniyor ya. Bence İstanbul'da çok değerli mekan tükendi. Bak, doğru. Çok değerli. Aslında ben tabii şöyle düşündüm biraz kafamdan. O kadar çok şey var ki sizle konuşacağımız. Hani başında şey dediniz. Ne konuşacağız dediniz. Yani biz İstanbul için ayrı bir çekim yapabiliriz. İzmir için ayrı bir şey yapabiliriz. Yani çok o kadar enteresan. Ve tabii bir sürü de benim burada hazırladığım şey var. Onları soramadım ama hani sizi bölmemek adına, çünkü hakikaten de böyle çok böyle belgesel niteliğinde anlattıklarınızın bir kısmı çok önemli. Bilmediğimiz bir sürü şey ortaya çıktı. Yani çok tabii teşekkür ederim böyle bir şey için. Sizin var mı böyle bir, hani şunları da konuşsaydık çok önemliydi diye bu şeye, çünkü bu böyle bizim uzun söyleşilerimizden bir tanesi oldu ama ben özellikle de çok memnunum bu açıdan. Şöyle bir şey, mesela Ayasofya Meydanı var, Dolmaç Ayasofya Meydanı. Bir yayalaştırma projesi olarak başladık. Tabii o bizi böyle mimarlar vardı ya, bir girdiler mi nereden çıkacaklarını falan bilemezler. Onun projenin hazırlanma süreci, uygulamada karşılaştığımız sorunlar, kimlerle görüşülmüş, neler yapmıştır falan. Bu çalışmaları her zaman bir tek mimarın şeyi içinde geliştirmedim. İhtiyacımız var tabii, bizim beslenmemiz lazım. Hep bu takım şeyini, olgusunu götürdüm. Bürom hiç yalnız olmadı benim tek başıma. Bir dönem Manastır Oteli'nde sadece yalnız. Ondan sonra hep böyle ekipler oluşturdum. Ekip oluşturmak kolay bir şey değildir. Zaman zaman gelir seyyaren değişiklikler falan olurdu. Ama bu mimarlığın kendisi de sadece kentsel bazda değil, mimari tasarım bazında çok bileşenli bir şey. Çok doğru. Olgu. Ve biz eğer insanı unutarak bir şey tasarlıyorsak bunu bir gün diyor ki bana ne ya diye, sen bunu kendin yaptın diye. Bodrum'da bir ev yaptım. Ya diyorum ki eşinle görüştün mü ya diyorum, Zeynep Hanım'la. Tamam diyor Ersen hiç merak etme onu. Ve o eve eşi girmedi, biliyor musun? Enteresan. Şimdi bu çok acı bir şey ya. Eşi girmedi. Bana dedi sen kendin için yaptın ya dedi. Bana hiç sormadın dedi. Daha ne yapacaksın yanında, zorlayacak mısın? Yani burada şey çok önemli. Bu bir şey gibi geliyor bana Abdi yani. Bir tezde bir mahalle yaptık mesela. Çok basit. Konuşuruz bunu ileride. Yani bu şeyini ben çok önemsedim yani. Çünkü bu böyle gelip gidecek. Benim de öyle şey yapmaya pek yatkın değilim. Daha fazla yazıyorum da şey yapamıyorum yani, konuşmaya kayıt alacağız, birisi olur bir şey yapacak. Öyle bir yatkınlığım falan yok. Bir tezde bir evler yaptık. 5 tane taş bina yaptık böyle. Bir tezde bir mahallede taş evler dedik. Evler hiçbirbirine benzemiyor. Ama evler ne kadar? Bodrum evi. Evet. Herkes evinden memnun. Çünkü onlar çizdiler. Kadınlar. Yerlerini bile belli ettiler. Ben burada oturmak istiyorum, ben burada yaşamak istiyorum, ben burada yapmak istiyorum dedi. Erkek arkadaşlar da ondan sonra abi ne diyorlarsa bizim eşlerimiz, onlar oraya yap sen dediler, tamam. Yalnız dedi bir tane de kendine yap ya. Niye dedim. Biz dediler para veremiyoruz sana, sen de para istemiyorsun dediler. Ben de gittim kendim orada bir kule ev yaptım. Hala kullanıyorsunuz. Hayır, o kule evi kim almış biliyor musunuz? Hasan Çalışlar'ın kardeşi almış. Öyle mi? Demiş ki burada ya karım bir tane havuz istiyor, yapar mıyım? Hasan'dan geldi. Sen isteyeceksin, ben hayır mı diyeceğim dedim.
Çünkü sen yanlış yapmazsın dedim. O olan böyle şeyler. Ama şimdi böyle ne oldu? Fakat enteresan bir şey var. Evin bazı çevremizdeki ağaçlarını biz satın aldık. Çünkü o ağaçlar bizim bahçeye çok önemli bir katkı veriyordu. Ses olarak, gölge olarak. Fakat komşunun arazisini dedi. Olur ha günün birinde keser dedik. Onları satın aldık ve noterede bu şeylerin maliyeti şu kişilere aitti diye. Evet, yani belki şey çok böyle hoş, bu insan faktörü altı çizilerek öne çıkarılan çok önemli. Öyle bir şey tabii ya, öyle bir şey yani. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben teşekkür ederim yani. Ben ne söyleyeceğim diye heyecanlandırdın çok... beni yani. Vallahi ne söyleyeceğim şimdi. Şöyle bir şey yaptım. Onu da bir sana gösteririm, fikrini alırım böyle. Bir disk yaptım böyle. Nereden nerelere gelmişim diye. Bunu da koyalım ekine şey. Söyleşinin ekranı. Yani o şey esasında atladığımız daha bazı eşikler var. İspanya'da yani şimdi şey dışında konuşuyorum tabii. Kolonizasyon köyleri var. Benim bu kolonizasyon köylerine yaptığım çalışmalar var. Üzerine gittim, onları gezdim, gördüm. Kolonizasyon köyü Franco rejimin bir sosyalleşme projesi. Yani o rejimin şeyi, tamam mı? Ben bilmiyordum. Ben bir mimari yapının fotoğrafı üzerine o konuya daldım. 4 ay kolonizasyon enstitüsüne gittim. Bana kolonizasyon tarihi üzerine kitaplar verdiler İspanyolca. Yanında bir İspanyol, bir lügat var. İspanyolca'dan İngilizce'ye. Bir de İngilizce'den Türkçe'ye var. Tamam mı? Böyle. Okuyorum onu ne kadar anladıysam filan. Bütün derdim de bu kolonizasyon köylerini görmek. Yani es geçmedim bütün bunları filan. Ama şunu gördüm. İspanya'nın en o çağın, o dönemin en iyi modern mimarları dahi bir kolonizasyon köyü tasarlamış. Çok heyecan verir değil mi? İstersin değil mi sen de bir kolonizasyon köyü tasarlamak? Bilmiyorum. Emin değilim. Ben isterim abi. Ya böyle bir şeyler. Ya tabii çok boyutlu bir şey. Yani işte yani bazı şeyler tabii tasarımla sınırlı kalmayan işte evet. ideolojik, pozisyonel, dünyaya nasıl baktığınızla ilgili uzantıları olan şeyler. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Bizi rica kırmadınız, geldiniz. İnşallah bunu tekrarlarız. Böyle mesela sadece İstanbul üzerine, belki sadece bu planlama üzerine, başka konularda, özellikle İstanbul üzerine çok fazla şey var konuşacağımız diye düşünüyorum. Yani hafızamda ne kadar İzmir'i konuşamadık, ya. Belediye binasını konuşamadık. İzmir'i konuşamadık yani İzmir'i konuşuruz. Oradaki şeyleri baktım böyle. Yani herkesin orada kendine ait bir fikri var. Daha fazla da dokunmam ama bir şey yapmış işte besliyor. Artık bu binanın kimliği üzerine daha fazla bizim bir laf etmemiz değil. Acaba başka bir yerde nasıl girer? Yani ben öyle düşünüyorum. Evet. Ne olabilir yani, ne olabilir diye. Böyle bir şeyler ama bu şey mimarlık ortamının beni çok beslediğini düşünüyorum yani açıkçası. Bir de işte dediğim gibi ya Abdi ne yapmış, ne yazmış kardeşim ya. Bir gün karşılaşırsam. Çünkü şöyle bir şey. Şunu fark ettim. Sema der eşim. Siz hiç birbirinizi tebrik kutlamıyorsunuz der. Hakikaten ya. Kutlamayız biz abi. Hep bize ait her şey. He? Ya der söyleyin ya ne güzel yapmışsın der ya. Moral verin insan der ya. Çok önemli bir şey. Doğru çok önemli. Çok önemli. İnsanız hepimiz ya yani hakikaten doğru, yani. Doğru. Evet. Kolay değil bir şeyi alıp adama al bu tahtayı götür öyle değil misin? Bunu inşa ediyor, para veriyor ya. Ne bu vardalık ya diyor yani. Evet bu önemli bir şey. Neyse zamanımız az kaldı. Evet. Evet. Vallahi çok ben de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.